8. Bölüm John Dünya kurşuni bir koyuluk içindeydi. Çam, yosun ve soğuk kokuyordu. Süvariler dağınık taşların ve cılız ağaçların arasından geçerek aşağıdaki vadenin zeminine mücevherler gibi serpilmiş misafirperver ateşlere doğru ilerlerken kara topraktan solgun sisler yükseliyordu. John Snow'un sayabileceğinden fazla ateş vardı. Yüzlerce, binlerce... Buz beyazı süt nehrinin yanından akan, titrek ışıklardan oluşmuş ikinci bir nehir. John Snow'un kılıç eli açılıp kapandı. Bayırdan sancakları ve borazanları olmadan indiler. Sessizlik sadece nehrin uzak mırıltısıyla, atların ayak sesleriyle ve çıngıraklının kemik zırhının tıngırtılarıyla bölünüyordu aşağıdan adamlar, köpekler, atlar ve beyaz bir ulu kurt geçerken yukarıda bir yerde bir kartal mavi-gri muazzam kanatlarıyla havada süzülüyordu. Bir atın toynağıyla yerinden oynayan bir taş bayırdan aşağı yuvarlandı ve John hayaletin beklenmedik sese doğru döndüğünü gördü. Ulu kurt süvarileri gün boyunca uzaktan takip etmişti. Alışkanlığı buydu. Ama ay asker çamların üzerinde yükseldiğinde parlak kırmızı gözleriyle koşarak yanlarına gelmişti. Çıngıraklının köpekleri hayaleti her zamanki gibi hırıltılarla, kükremelerle ve vahşi havlamalarla karşılamıştı. Ama ulu kurt hiçbirini umursamamıştı. Altı gün önce yabanıllar gece kampı kurduğunda tazaların en büyüğü ulu kurda arkadan saldırmıştı. Fakat hayalet dönüp atılmış ve tazıyı kanlı baldırlarla kaçmak zorunda bırakmıştı. Köpek sürüsü o günden beri hayaletle arasındaki güvenli mesafeyi koruyordu. John Snow'un küçük atı hafifçe kişnedi ama bir dokunuş ve yumuşak bir söz hayvanı sakinleştirdi. Keşke John'un korkuları da böyle kolayca geçebilseydi. John tepeden tırnağa gece nöbetçilerinin siyahlarına bürünmüştü. Ama düşman önde ve arkada at sürüyordu. Yabanıllar. Ve ben onlarla birlikteyim. Yigrit, Corin yarım elin cübbesini giyiyordu. Lenil, korucunun zırhlı yeleğini almıştı. İri mızrak karısı ve eldivenlerini ve yağcılardan biri de çizmelerini. Corin'in miğferini, uzun mızrak Rick dedikleri kısa boylu çirkin adam kazanmıştı. Ama miğfer adamın dar kafasına oturmamıştı. Bu yüzden onu da Yigrit'e vermişti ve Corrie'nin kemikleri çıngıraklının heybesinde duruyordu. John'la birlikte çığlık geçidini keşfe çıkan Eben'ın kanlı kafasının yanında. Öldüler. Ben hariç herkes öldü ve ben de ölü sayılırım. Ygrit, John'un hemen arkasında sürüyordu. Uzun mızrak Rick önündeydi. Kemik Lord'u bu ikisini John'un muhafızı yapmıştı. Yola çıkarlarken miğfer niyetine taktığı dev kafatasının çarpık dişlerinin arasından gülümseyerek karga uçacak olursa sizin kemiklerinizi de kaynatırım diye uyarmıştı muhafızları. Yigris adama çıkışmıştı. Ona sen göz kulak olmak ister misin? Eğer bizim yapmamızı istiyorsan bizi rahat bırak. Bunlar gerçekten özgür insanlar diye düşünmüştü John. Onlara çıngıraklı liderlik ediyor olabilirdi ama hiçbiri adama karşılık vermekten çekinmiyordu. Yabanıl liderin düşmanca bakışları John'un üstünde sabitlenmişti. Bunları kandırmış olabilirsin karga ama mensi kandırabileceğini düşünme sakın. Sana bir kez bakacak ve sahte olduğunu anlayacak. Sonra ben şu senin kurdundan bir cübbe yapacağım. Senin o yumuşak göbeğini deşeceğim ve içine bir gelincik koyup tekrar dikeceğim. John kılıç elini açıp kapatarak eldivenin içindeki yanık parmaklarını esnetmişti. Ama uzun mızrak Rick sadece gülmüştü. Peki bu karda gelinciyi nereden bulacaksın? İlk gece at sırtında geçen uzun bir günden sonra isimsiz bir dağın tepesindeki sığ çukurda kam kurmuşlar, kar düşmeye başlarken ateşin yanında toplanmışlardı. John alevlerin üstüne düşen kar tanelerinin erişini izlemişti. Giydiği kat kat deriye ve yüne rağmen soğuğun kemiklerini işlediğini hissedebiliyordu. Yigrit yemeğini yedikten sonra John'un yanına oturmuştu. Isınmak için başlığını kafasına geçirmiş, ellerini cübbesinin yenine sokmuştu. Mens, yarım eli nasıl hallettiğini duyunca seni hemen kabul edecek, demişti Jonah. Beni ne olarak kabul edecek? Kız küçümser gibi gülmüştü. Bizden biri olarak, surdan uçan ilk kuş olduğunu mu düşünüyorsun? Kalbinizde hepiniz özgürce uçmak istiyorsunuz. Ve özgür olduğumda, gitmekte de özgür olacak mıyım? Elbette olacaksın, dedi Ygritte. Çarpık dişlerine rağmen sıcak bir gülümsemesi vardı. Ve biz de seni öldürmek için özgür olacağız. Özgür olmak tehlikelidir ama pek çok insan tadını sever. Yigrit eldivenli elini John'un bacağına dizinin hemen üstüne koymuştu. Göreceksin. Göreceğim diye düşünmüştü John. Göreceğim, duyacağım, öğreneceğim ve sonra sura dönüp her şeyi anlatacağım. Yabanılar onu bir yemin bozan sanıyordu. Ama John Calvin de gece nöbetçilerinin adamıydı hala. Corin yarım elin verdiği son görevi yerine getiriyordu. Ben onu öldürmeden önce. Bayırın dibinde dağ eteklerinden akıp süt nehrine karışan küçük bir dereye rastladılar. Taştan ve buzdan ibaretmiş gibi görünüyordu. Ama donmuş yüzeyinin altında akan suyun sesini duyabiliyorlardı. Çıngıraklı, ince buz tabakasını kırarak kafileyi karşıya geçirdi. Kafile deriyi geçerken Mance Raider'ın keşif süvarileri göründü. John bir bakışla keşifçilerin ölçüsünü aldı. Kadınlar ve erkeklerden oluşan sekiz süvari. Kürk ve kaynatılmış deriler giymişlerdi. Birkaçında mihfer ve örgü zırh vardı. Başlarındaki adam hariç hepsi kargılarla ve ateşte sertleştirilmiş mızraklarla silahlanmışlardı. Balık etli sarışın lider, keskinleştirilmiş çelikten yapılmış büyük bir tırpan taşıyordu. Ağlak, adamı görür görmez tanımıştı John. Kara kardeşler bu adam hakkında hikayeler anlatırdı. Çıngıraklı, köpek başlı harma ve karga katili Alfin gibi meşhur bir akıncıydı. Kemik lordu, dedi Ağlak onları gördüğünde. John'a ve kurduna baktı. Bu kim? Taraf değiştiren bir karga dedi. Çıngırdayan zırhı yüzünden kemik lordu olarak anılmayı tercih eden çıngıraklı. Yaromel'in kemikleriyle birlikte onunkileri de alacağımdan korktu. Keşifçilerin görmesi için ganimet heybesini salladı. Korin Yaromel'i katletti, dedi uzun mızrak Rick. O ve kurdu. Orly de, dedi çıngıraklı. Bu delikanlı bir vak ya da ona yakın bir şey, diye lafa karıştı mızrak Ragwell. Kurdu Yaromel'in bacağından bir parça kopardı. Ağlağın akıntılı kırmızı gözleri tekrar John'a döndü. Öyle mi? Pekala. Şimdi iyice bakınca kurdumsu bir görüntüsü var. Onu Mels'e götürün. Bakarsınız delikanlıyı tutmaya karar verir. Adam atını çevirdi ve dört nala uzaklaştı. Süvarileri de aynı hızla peşine düştü. Süt Nehri Vadisi'ni aşıp tek sıra halinde nehir kampının içinden geçerlerken rüzgar sert ve ıslak esiyordu. Hayalet John'a yakın yürüyordu ama hayvanın kokusu bir haberci gibi önlerinden geliyordu. Ve çok zaman geçmeden yabanıl köpekleri hırlayıp havlayarak çevrelerini sardı. Renil köpekleri susturmak için bağırdı ama hayvanlar adamı umursamadı. ''Senin canavarı pek sevmiyorlar.'' dedi uzun mızrak Rick John'a. ''Onlar köpek, hayalet bir kurt.'' dedi John. ''Hayaletin onların cinsinden olmadığını veriyorlar.'' benim sizin cinsinizden olmadığım gibi. Ama düşünmesi gereken bir vazifesi vardı. O son ateşi paylaşırlarken Corin yarı elin verdiği görev. Bir dönek rolü oynamak ve yabanıların ayaz dişin çıplak ve soğuk vahşiliğinde aradığı şeyi bulmak. Bir güç demişti Corin yarım el yaşlı ayıya. Ama o gücün ne olduğunu ya da Mance o gücü bulup bulmadığını öğrenemeden ölmüştü. Nehir boyunca at arabalarının ve kızakların arasında yemek ateşleri yakılmıştı. Yabanaların çoğu postlardan, derilerden ve keçili yünlerden çadırlar kurmuştu. Diğerleri kayaların dibinde ilkel barınaklar yapmıştı. Bazıları da at arabalarının altında uyuyordu. John yemek ateşinin başında oturan bir adam gördü. Adam uzun ahşap mızrakların ucunu sertleştirip onları bir yığının üstüne atıyordu. Başka bir yerde kaynatılmış deriler giymiş iki genç çomak dövüşü yapıyordu. Ateşin üstünden atlayıp birbirlerine saldırıyorlardı. İndirdikleri her darbede homurdanıyorlardı. Çember şeklinde oturan bir düzüne kadın tüy takarak okları dengeliyordu. Bu oklar kardeşlerim için diye düşündü John. Babamın halkı için, kış yarının, derin orman kalesinin, son ocağın insanları için, bu oklar kuzey için. Ama John'un gördüğü her şey savaşa ait değildi. Dans eden kadınlar da gördü. Bir bebeğin ağladığını duydu. Kürklere sarılmış, oyun oynamaktan nefes nefese kalmış, küçük bir erkek çocuğu koşarak atının önünden geçti. Öküzler nehir kıyısı boyunca gezinip yiyecek ot ararken koyunlar ve keçiler özgürce dolaşıyordu. Yemek ateşlerinden birinden kızarmış koyun eti kokusu yükseliyordu. Başka bir ateşte bir yaban domuzu çevriliyordu. Çıngıraklı, uzun asker çamlarla çevrili açık bir arazide atından indi. ''Burada kamp kuracağız.'' dedi Lenile, Rakvele ve diğerlerine. ''Atları doyurun, sonra köpekleri, sonra da kendinizi. Yigrit, uzun mızrak, kargayı mense götürün de görsün. Bağırsaklarını sonra deşeriz.'' Yolun kalanını yürüdüler. Daha çok çadırın ve daha çok yemek ateşinin önünden geçtiler hayalet peşlerinden geliyordu. John bu kadar yabanılı bir arada görmemişti daha önce. Gören biri olup olmadığını merak etti. Kamp sonsuza kadar uzuyor diye düşündü. Ama bir kamptan öte yüzlerce kamp ve her biri bir öncekinden daha savunmasız. Fersahlarca yayılan yabanıların müdafaa hatları, çukurları ya da sivri kazıkları yoktu. Kampın çevresinde küçük gruplar halinde dolaşan gözcü süvariler vardı sadece. Her grup kabile ya da köy diğerlerinin durduğunu gördüğü anda ya da uygun bir alan bulduğunda istediği yerde durup kamp kurmuştu. Özgür insanlar. Kara kardeşler onları böylesi bir dağınıklık içinde yakalarsa pek çoğu bu özgürlüğün bedelini kanıyla öderdi. Yabanalar kalabalıktı ama gece nöbetçileri disiplinliydi. Babası bir keresinde 10 mücadeleden 9'unda disiplinin sayıyı yendiğini söylemişti John'a. Hangi çadırın krala ait olduğuna dair şüphe yoktu. John'un kampta gördüğü en büyük çadırdan 3 kat büyüktü ve John içeriden yükselen müziği duyabiliyordu. Daha küçük diğer çadırların çoğu gibi kralın çadırı da büyük baş hayvanların birbirine dikilmiş postlarından yapılmıştı ama Raider'ın çadırının postları kabarık beyaz tüylü kar ayılarına aitti. İlk insanların zamanında yedi krallıkta özgürce dolaşan dev yaban geyiklerinden birinin boynuzları çadırın sivri tepesini taşlandırıyordu. En azından burada müdafacılar vardı. Çadırın kapısındaki iki nöbetçi kollarına bağladıkları yuvarlak deri kalkanlarla birlikte uzun mızraklarına yaslanmıştı. Hayaleti gördüklerinde nöbetçilerden biri mızrağının ucunu indirip ''Canavar burada kalıyor.'' dedi. ''Hayalet kal.'' diye komut verdi John. Ulu kurt oturdu. ''Uzun mızrak, canavara göz kulak ol.'' Çıngıraklığı çadırın kapısını açtı. Yigrit ve Jon'a içeri girmelerini işaret etti. Çadır sıcak ve dumanlıydı. Dört köşeye yerleştirilmiş kovalarda yanan bataklık kömürü havayı kırmızımsı loş bir ışıkla dolduruyordu. Zemin de hayvan posteriyle kaplanmıştı. John, siyahlarının içinde öylece durup kendine surun ötesindeki kral diyen döneğin keyfini beklerken kendini tamamen yalnız hissediyordu. Gözleri dumanlı ve kırmızı karanlığa alışınca altı kişi gördü. Hiçbiri onunla ilgilenmiyordu. Koyu tenli genç bir adam ve güzel yüzlü sarışın bir kadın bir içki boynuzundaki şarabı paylaşıyordu. Hamile bir kadın bir maltızın başında tavuk pişiriyordu. Kırmızılı siyahlı, eski bir pelerin giymiş gri saçlı bir adam bir minderin üstünde bağdaş kurarak oturmuş, ut çalıp şarkı söylüyordu. Dornlu'nun karısı güneş kadar güzeldi. İlk bahardan sıcaktı öpüşleri. Ama Dornlu'nun bıçağı çelikti ve çeliğin öpücüğü beterdi. John şarkıyı biliyordu ama şarkıyı burada surun ötesindeki deri bir çadırın içinde Dorn'un kızıl dağlarından ve sıcak rüzgarlarından binlerce fersah uzakta duymak tuhaftı. Çıngıraklı sararmış miğferini çıkardı ve şarkının bitmesini bekledi. Kemiklerden ve deriden yapılmış zırhın içindeki adam ufak tefekti ve bir deve ait kafatasının altındaki suratı sıradandı. Yumrulu bir çenesi, ince bir bıyığı, Solgun ve sıska yanakları vardı. Gözleri birbirine yakındı. Kaşları bitişikti ve koyu renk saçları alnından itibaren seyrelmeye başlamıştı. Dornu'nun karısı yıkanırken şarkı söyledi. Şeftaliler kadar tatlıydı sesi ama Dornu'nun bıçağının kendi şarkısı vardı ve sülük kadar soğuk, keskin bir ısırığı. Maltız'ın yanındaki taburede oturan kısa fakat son derece geniş adam şişe geçirilmiş tavuğu yiyordu. Sıcak yağlar adamın çenesinden süzülüp kar beyazı sakallarına akıyordu. Ama adam mutlulukla gülümsüyordu. Kalın kollarına, üstüne tılsımlar oyulmuş geniş altın bantlar takmıştı. Ve sadece ölü bir korucudan gelmiş olabilecek ağır siyah bir örgü zırh giymişti. Birkaç adım ötede Bronz pullu, deri bir mintan giymiş, daha zayıf bir adam bir haritanın üzerine eğilmişti. Sırtına asılmış deri kının içinde bir çift el kılıcı vardı. Adam bir mızrak kadar dikti. Kasları uzun ve sertti. Yüzü tıraşlıydı. Kafası keldi. Burnu sert ve düz, çukur gözleri yeşildi. Kulakları olsaydı yakışıklı bile sayılabilirdi. Ama iki kulağını birden kaybetmişti. Belki soğuk ısırması yüzünden, Belki de bir düşman bıçağı marifetiyle John hangisi olduğunu söyleyemezdi. Kulaklarının eksikliği adamın kafasını dar ve sivri gösteriyordu. Hem beyaz sakallı adam hem de kel olan savaşçıydı. John bir bakışta anlamıştı bunu. Bu ikisi çıngıraklıdan çok daha tehlikeli. John hangisinin Mance Raider olduğunu merak etti. Dilinde kanının tadı, etrafında karanlık yerde yatarken adam... Diz çöktü kardeşleri, bir dua okudular. Ve gülümsedi adam, ve güldü, ve şarkı söyledi. Ah kardeşlerim, Dornlu aldı canımı, günlerim bitti. Ama bütün adamlar ölür, ne önemi var canım? Ve Dornlu'nun karısının tadına baktım. Dornlu'nun karısının son notaları da kaybolurken, Kulaksız kel adam gözlerini haritadan kaldırıp yırtıcı gözleriyle çıngıraklıya, yigrite ve aralarında duran John'a baktı. Bu ne? dedi. Bir karga mı? Oralı daşan kara piç, dedi çıngıraklı. Aynı zamanda kahrolası bir vark. Hepsini öldürmeniz gerekiyordu. Bu karga taraf değiştirdi, diye açıkladı Yigrit. ''Korin yarım ilik kendi elleriyle öldürdü. Bu olan mı? Haberler kulaksız adamı kızdırmıştı. Yarım el benim olmalıydı. Bir adım var mı karga? John Snow majesteleri. Ondan diz çökmesinin beklenip beklenmediğini merak etti John. Majesteleri. Kulaksız adam beyaz sakallıya döndü. Bak benim bir kral olduğumu düşünüyor. Sakallı adam öyle şiddetli bir kahkaha attı ki her yana tavuk parçaları saçıldı. Kocaman elinin tersiyle ağzındaki yağı sildi kör bir oğlan olmalı. Kulaksız bir kral duyulmuş şey midir? Olmaz. Tacı doğrudan boynuna düşer. Hı. <laughs> Adam ellerini pantolonuna sererken Jon'a sırıttı. Gaganı kapat karga. Arkana dön. Belki aradığın kişiyi bulursun. John döndü. Şarkıcı ayağa kalktı. Ben mens Raider, dedi Udun'u kenara bırakırken. Ve sen de ne Tark'ın piçesin. Kış yarının sınavı. John afallamış bir halde bir an için sözsüz kaldı. Kendini konuşacak kadar toparlayıp, ''Siz, siz nasıl bilebilirsiniz?'' dedi. ''Bu daha sonranın hikayesi.'' dedi Mance ''Şarkıyı sevdin mi delikanlı?'' ''Yeterince, daha önce de duymuştum.'' ''Ama bütün adamlar ölür. Ne önemi var canım?'' dedi surun ötesindeki kral sessizce. ''Ve Dornu'nun karısının tadına baktım.'' ''Söyle bana, Kemik lordu gerçekleri mi konuşuyor? Eski dostum yarım eli öldürdün mü? Öldürdüm. Ama bu benden çok onun işiydi. Gölge kule bir daha asla o kadar korkutucu görünmeyecek, dedi kral. Sesinde hüzün vardı. Kore düşmanımdı ama kardeşimdi bir vakitler. Şimdi onu öldürdüğün için sana teşekkür mü etmeliyim Jon Snow? Yoksa seni lanetlemeli miyim? Jon'a alaycı bir gülümseme bahşetti. Surun ötesindeki kral bir kral gibi görünmüyordu. Bir yabanıla bile benzemiyordu. Orta boylu, ince, sert suratlı bir adamdı. Zeka dolu kahverengi gözleri ve çoğu grileşmiş kahverengi saçları vardı. Başında bir taç yoktu, kollarında altın yoktu, boğazında mücevherler yoktu, bir parça gümüş pırıltısı bile yoktu. Yün ve deri giymişti, Uzun yırtıkları soluk kırmızı ipekle yamalanmış eski püskü siyah pelerini dikkate değer tek kıyafetiydi. Düşmanınızı öldürdüğüm için bana teşekkür etmelisiniz dedi John sonunda. Ve arkadaşınızı öldürdüğüm için lanetlemelisiniz. Hırr diye gürledi beyaz sakallı adam. Güzel cevap. Katılıyorum. Mance bir el işaretiyle John'u daha yakınına çağırdı. Bize katılacaksan bizi tanıman gerekir. Ben olduğumu sandığın adamın adı Steer, Dan Magnar'ı. Magnar eski dilde Lord anlamına gelir. Mens beyaz sakallı adama dönerken kulaksız adam buz gibi gözleriyle John'a bakıyordu. Vahşi tavuk yiyicimiz benim sadık Tormund'um ve bu kadın da Tormund ayağa kalktı. Dur, Steer'ı ünvanıyla tanıttın. Beni de öyle tanıt. Mensreider güldü. Nasıl istersen. John Snow, önünde duran adam, Tormund dev felaketidir. Mübelacı, borucu ve buz kırıcı. Aynı zamanda Tormund yıldırım yumruk diye anılır. Ayıların kocası, Alkale'nin şarap kralı, tanrılarla konuşan ve orduların babası. İşte şimdi benden bahsediyorsun, dedi Tormund. Memnun oldum John Snow. Doğrusunu istersen varkları severim ama Starklardan hoşlanmam. Maltız'ın başındaki iyi kadın Della'dır diye devam etti Mans Hamile kadın utangaç bir şekilde gülümsedi. Ona bir kraliçeye davranacağın gibi davran. Benim çocuğumu taşıyor. Son iki kişiye döndü. Bu güzellik Derla'nın kardeşi Vel. Onun yanındaki genç Cialda Vel'in yeni evcil hayvanı. Ben hiçbir adamın evcil hayvanı değilim dedi Cal öfkeyle. Ve Vel de bir adam değil diyerek güldü beyaz sakallı Tormund. Bunu zaten anlamış olman gerekir delikanlı. İşte bizi tanıdın John Snow dedi Mance Raider. Surun ötesindeki kral ve mahiyeti. Şimdi seni dinlemeliyiz sanırım. Nereden geliyorsun? Kış yarı dedi John. ''Kare kale üzerinden. Ve seni evindeki ateşlerin bu kadar uzağına süt nehrine getiren nedir? Mance Raider John'un cevabını beklemedi. Hemen çıngıraklıya baktı. Kaç kişilerdi? Beş. Üçü öldü. Delikanlı da burada. Diğeri dağlara gitti. Atların giremeyeceği yerlere. Raider'ın gözleri tekrar John'a döndü. Sadece beş kişi miydiniz? Yoksa etrafta sinsice dolaşan başka kardeşlerin de var mı? Dört kişiydik ve yarım el vardı. Corin yirmi sıradan adama bedeldi. Bu surun ötesindeki kralı gülümsetti. Bazıları böyle olduğunu düşünürdü. Yine de... Kare kaleden bir çocuk, gölge kuleden korucularla birlikte. Bu nasıl oldu? John'un yalanı hazırdı. Lord Kumandan tecrübe kazanmam için beni yarım ele yolladı. O da beni keşif gezisine dahil etti. Steer ve Magnar bu cevap karşısında kaşlarını çattılar. Keşif gezisi diyorsun. Kargalar neden keşif için çığlık geçidine çıksın? Köyler terk edilmişti, dedi John dürüstçe. Bütün özgür insanlar kaybolmuş gibiydi. Kayboldu evet, dedi Mance Ve sadece özgür insanlar değil. Nerede olduğumuzu size kim söyledi John Snow? Tormund homurdandı. Crest Değilse ben utangaç bir vakireyim. Sana söylemiştim mens. O yaratığın boyunu bir başka satmalıydı. Kral öfkeli gözlerle yaşlı adama baktı. Tormund bir dahaki sefer konuşmadan önce düşünmeye çalış. Crestor olduğunu biliyorum. Bana doğru söyleyip söylemeyeceğini anlamak için ona sormuştum. Ha. Tormund tükürdü. Pekala. İçine ettim. Jon'a sırıttı. İşte delikanlı. Bu yüzden o kral ve ben değilim. Ondan fazla içebilir. Daha iyi dövüşebilir. Daha iyi şarkı söyleyebilirim. Üstelik benim kabilemin sayısı onunkinin üç katı. Ama Mest'e zeka var. Bir karga olarak büyütüldü biliyorsun. Kargalar kurnaz olur. Delikanlı yalnız konuşacağım kemik lordum. Dedi Mest Raider çıngıraklıya. Çıkın hepiniz. Ne? Ben de mi? Dedi Tormund. Bilhassa sen dedi Mans. İstenmediğim yerde yemek yemem. Tormund ayağa kalktı. Ben ve tavuklar gidiyoruz. Maltısın üstünden bir tavuk daha aldı. Cübbesinin içine dikilmiş ceplerden birine sokuşturdu. Hırr dedi ve parmaklarını yalayarak çadırdan çıktı. Diğerleri adamı takip etti. Bela isimli kadın haricinde hepsi. İstersen otur dedi Menz. herkes dışarı çıktığında. Aç mısın? Tormund bize iki tavuk bıraktı en azından. Yemekten mutluluk duyarım majesteleri ve teşekkür ederim. Majesteleri, kral gülümsedi. Özgür insanların dudaklarından sıkça duyabileceğin bir ünvan değil bu. Ben çoğu için mensim, bazıları için de kral mens. Bir boynuz şarap alır mısın? Memnuniyetle, dedi John. Della iyice kızarmış tavuğu ikiye bölüp yarısını mense, yarısını John'a servis ederken kral şarapları bizzat doldurdu. John eldivenlerini çıkardı ve kemiklerin üstündeki bütün et parçalarını emerek tavuğu elleriyle yedi. Tormund doğru konuştu, dedi Mance Rayder, ekmek somununu ikiye bölerken. Kargalar kurnaz olur ama sen Della'nın karnındaki bebekten daha büyük değilken ben bir kargaydım John Snow. Yani bana kurnazlık yapmaya kalkışma. Emredersiniz majeste. Mance. Kral güldü. Majeste Mance? Neden olmasın? Sana bir hikaye sözü vermiştim. Seni nasıl tanıdığımla ilgili. Muammayı çözebildin mi? John başını iki yana salladı. Çıngırak dönden haber mi gönderdi? Kanatla mı? Bizim eğitimli kuzgunlarımız yok. Hayır. Yüzünü tanıyorum. Daha önce gördüm. İki kere. Kralın söyledikleri önce hiçbir şey ifade etmemişti. Ama John sözleri kafasında evirip çevirdi ve şafak söktü. Nebet'in kardeşlerinden biriyken, ''Çok iyi, Evet, bu ilk görüşümdü. Sen henüz küçük bir çocuktun ve ben baştan ayağa siyahlar içindeydim. Lord Kumandan, Corrigal babanı ziyaret etmek için kış yerine giderken ona refakat eden bir düzine süvariden biriydim. Sana ve kardeşin roba rastladığımda avluda yürüyordum. Bir gece önce kar yağmıştı. Sen ve kardeşin kapının üstüne kocaman bir kar dağı yığmıştınız. Ve kapının altından birinin geçmesini bekliyordunuz. Hatırlıyorum dedi John ürkek bir kıkhaha ile duvardaki yürüme yolunda genç bir kara kardeş. Evet. Kimseye söylemeyeceğinize dair yemin etmiştiniz. Ve yeminimi tuttum. En azından o yeminimi. Kar yanını şişman Tom'un üstüne devirmiştik. Babamın en yavaş muhafızıydı. Daha sonra şişman Tom onları avlunun çevresinde kovalayıp durmuştu. Üçünün yüzü de sonbahar elmaları gibi kızarana kadar. Ama beni iki kez gördüğünüzü söylediniz. İkincisi ne zamandı? Kral Robert babanı el ilan etmek için kış yarına geldiğinde, dedi surun ötesindeki kral. John'un gözleri hayretle açıldı. Bu olamaz. Oldu. Baban kralın geldiğini öğrendiğinde surdaki kardeşi Benjen'e haber gönderdi. Ziyafete katılabilmesi için. Kara kardeşlerde özgür insanlar arasında senin bildiğinden fazla tecim vardır. Çok geçmeden haberler benim kulağıma da geldi. Karşı koyamayacağım kadar güzel bir fırsattı amcam beni sima olarak tanımıyordu. O açıdan bir endişem yoktu. Ve Lord Eddard'ın yıllar önce karşılaştığı genç bir kargıyı hatırlamasının muhtemel olmadığını düşünüyordum. Robert'ı kendi gözlerimle görmek istiyordum. Kral krala. Amcam Benjen'i de tartmak istiyordum. Bence o zamanlar baş korucuydu ve bütün insanlarımın felaketiydi. Ben de en hızlı altıma eğerleyip yola düştüm. Fakat diye itiraz etti John. Sur Sur bir orduyu durdurabilir ama yalnız bir adama engel olamaz. Yanıma bir ut ve bir torba gümüş aldım. Uzun mezar yakınlarındaki buzulu tırmandım. Yeni lütufun güneyine doğru birkaç fersah yürüdüm ve bir at satın aldım. Neticede kraliçesinin rahatını bozmamak için hantal bir arabada yolculuk eden Robert'tan çok daha hızlı yol aldım. Kış yarının bir gün güneyinde Robert ve mahiyetiyle karşılaştım ve eşlikçilerinin arasına karıştım. Hür süvariler ve vasıfsız şövalyeler kralın hizmetine girmek umuduyla her zaman kraliyet kafilelerinin peşine takılırlar. Ben Udum sayesinde kolay bir kabul kazandım, güldü. Sırın güneyinde ya da kuzeyinde yazılmış bütün edepsiz şarkıları bilirim. İşte bu kadar. Babanın Robert'ta ziyafet sofrasına oturduğu gece ben de diğer hür süvarilerle birlikte onun salonunun arka tarafındaki bir sırada oturuyordum eski şehirden Orland'ın çaldığı harpı ve denizin altındaki ölü krallar için söylediği şarkıyı dinledim. Lord babanın etini ve şarabını paylaştım. Kral katiline ve iblise iyice baktım. Lord Eddard'ın çocuklarını ve onların ayaklarının dibinden ayrılmayan yavru kurtları zihnime yazdım. Ozan Bayıl, dedi John. Ygritte'in ayaz dişte anlattığı hikayeyi ve kızı neredeyse öldüreceği o geceyi hatırlamıştı. Keşke olsaydım. Bayalım macerasından ilham aldığımı inkar etmeyeceğim ama hatırladığım kadarıyla ben senin kız kardeşlerinden birini çalmadım. Bayıl kendi şarkılarını yazar ve onları yaşardı. Ben sadece daha iyi adamların yaptığı şarkıları söylerim. Biraz daha şarap? Hayır, dedi John. Eğer kimliğiniz ortaya çıksaydı ve yakalansaydınız, baban kafamı keserdi. Kral omuzlarını silkti. Aslında babanın sofrasında yemek yediğim andan itibaren misafir hakkıyla korunuyordum. Misafirperverlik yasaları ilk insanlar kadar eskidir ve bir yürek ağacı kadar kutsaldır. John arasındaki sofrayı, ekmek parçalarını ve tavuk kemiklerini gösterdi. Burada misafir sensin ve benim elimden gelecek bir zararı karşı güvendesin. En azından bu gece için. Şimdi bana dürüstçe cevap ver John Snow. Sen korku yüzünden pelerinden vazgeçmiş bir ödlek misin? Yoksa seni çadırıma getiren başka bir sebep mi var? Misafir hakkı da değil. John Snow, ince bir buz tabakasının üstünde yürüdüğünün farkındaydı. Tek yanlış adımla buzu kırar ve kalbini durduracak kadar soğuk suyun içine düşerdi. Konuşmadan önce her kelimeni tart, dedi kendine. Cevap vermeden önce zaman kazanmak için büyük bir yudum şarap içti. İçki boynuzunu kenara bıraktığında ''Siz bana pelerinizden neden vazgeçtiğinizi söyleyin ve ben de size benimkinden neden vazgeçtiğimi söyleyeyim.'' dedi. Mance Raider, John'un umduğu gibi gülümsedi. Kral, kendi sesini duymaktan hoşlanan gösterişsiz bir adamdı. ''Firarımla ilgili pek çok hikaye duyacaksın. Bundan şüphem yok.'' ''Bazıları bir taç için olduğunu iddia ediyor. Bazıları da bir kadın için. Diğerleri yabanın kanı taşıdığınızı söylüyor.'' Yaban kanı ilk insanların kanıdır. Starkların damarında da aynı kan akar. Taca gelince başımda bir taç görüyor musun? Bir kadın görüyorum, dedi Jon. Dela'ya baktı. Ben Dela'nın elini tuttu ve onu yanına çekti. Lady'min bir suçu yok. Onunla babanın kalesinden dönerken tanıştım. Yarım el yaşlı bir meşeden oyulmuştu. Ama ben etten yaratılmışım ve kadınların cazibesine düşkünüm. Bu durum beni nöbetin dörtte üçünden farklı bir adam yapmaz. Hala siyahlar giydiği halde zavallı bir kraldan on kat fazla kadına sahip olan adamlar var. Tekrar dene John Snow. John bir an düşündü. Yarım el yabanıl müziğine tutkun olduğunuzu söylemişti. Öyleydim. Öyleyim. Bu tahmin hedefe biraz daha yakın. Evet ama tam isabet değil. Mance Raider ayağa kalktı. Pelerinin yakasını tutan kopçayı açtı ve pelerini sıraya serdi. Bunun içinde bir pelerin göce nöbetçilerinin yeminli kardeşlerinin siyah yün pelerini, dedi surun ötesindeki kral. Bir gün keşif sırasında büyük bir yaban geyiği devirdik. Biz hayvanı yüzerken kan kokusu bir gölge kedisini ininden dışarı çekti. Onu uzaklaştırdım ama pelerinimi şeritlere ayırmadan önce değil. Görüyor musun? Şurası, şurası ve şurası, kıkır dedi. Hayvan kolumu ve sırtımı da parçaladı ve ben geyikten beter kanadım kardeşlerim beni Gölge Kule'deki Üstad Malan'a götüremeden önce öleceğimden korktular. Bu yüzden beni bir yabanıl köyüne taşıdılar. Şifacılık yapan yaşlı bir bilge kadının orada yaşadığını biliyorduk. Gel gör ki kadın ölmüştü ama kızı benimle ilgilendi. Yaralarımı temizledi, dikti ve tekrar ata binebilecek kadar güçlenene kadar beni yulaf lapası ve iksirlerle besledi. Pelerinimdeki yırtıkları da yamadı. Büyük annesinin donuk kıyıya vuran bir gökenin enkazından çıkardığı kırmızı aşağı ipeğiyle. O ipek kumaş kızın sahip olduğu en büyük hazineydi ve bana hediyesiydi. Menspelerini tekrar omuzlarına aldı. Ama Gölge Kule'de bana yeni bir pelerin verdiler. Siyah ve siyah, siyah iplikle dikilmiş, siyah pantolonuma, siyah çizmelerime, siyah takımıma, siyah örgü zırhıma uygun yeni pelerinimin ne tarazı, ne yırtığı, ne de söküğü vardı. Ve en önemlisi kırmızısı yoktu. Gece nöbetçilerinin adamları siyah giyinir diye hatırlattı Sir Dennis Malister. Sertçe, sanki unutmuşum gibi eski pelerinimin yakılacak hale geldiğini söyledi bana. Ertesi sabah ayrıldım. Bir öpücüğün suç olmadığı ve bir adamın istediği pelerini giyebileceği bir yere gitmek için kopçayı kapadı ve tekrar oturdu. Ya sen John Snow? John bir yudum daha çarap içti. Bu adamın inanabileceği tek hikaye var. Babamın Kral Robert için ziyafet verdiği gece kış yarında olduğunuzu söylemiştiniz. Söyledim çünkü oradaydım. O halde hepimizi gördünüz. Prens Joffrey ve Prens Tamın, Prenses Myrcella, erkek kardeşlerim Rob, Biren ve Rickon, kız kardeşlerim Arya ve Sansa, bütün gözler onların üstündeyken koridorun ortasında yürüdüklerini ve kralla kraliçenin oturduğu yüksek platformun hemen altındaki masaya oturduklarını gördünüz. Hatırlıyorum. Ve benim nerede oturduğumu da gördün mü, Mens? John öne eğildi. Piçi nereye koyduklarını da gördün mü? Mens Raider uzunca bir an John'un yüzüne baktı. Sana yeni bir pelerin bulsak iyi olacak sanırım." dedi elini uzatırken. 8. bölümün sonu